verdiğim Bayburtlar adına, Çelikliler adına seni öpüyorum. Sadir Kadir Soydaş'ın da ismini duydum. Gurur verdiniz bana. Bakmana gerek yok. Birbirinden değerli Bayburt, Bayburt Çerçi, Bayburt Konsuluklar Derneklerinin dernek başkanları, AK Parti'nin il genel ve belediye meclis üyesi adayları, doğduğum yer değil, doyduğum yer diyen çok saygıdeğer Bayburtlular, sohbet toplantısına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bayburt Dernekleri adına açılış konuşmalarını yapmak üzere meclis üyesi adayımız saygıdeğer Kadir Soydaş'ı alkışlarla mikrofona davet ediyoruz. Değerli başkanım, ilçe başkanım, SKM başkanım, aday adayı arkadaş, aday arkadaşlarım, ben de bu hatayı yaptım. Hepiniz, değerli köylülerim, büyüklerim, hepinize hoş geldiniz diyorum. Bayburt'ta doğduk, Silivri'de doğuyoruz. Dernek binamızı alırken sloganımız bu oldu. Bütün Silivri'nin hoşuna gitti. Biz hepimiz şu anda Silivri'liyiz. Silivri için fikir üretiyoruz, çalışıyoruz. Hepimiz değişik mesleklerde. Silivri için üretmeye devam ediyoruz. Başkanım, içimizden biri düğünümüzde, cenazemizde bizlerle beraber yatıp kalkan biri. Ben sözü fazla uzatmadan başkanıma sözü vermek istiyorum. Başkanımın moral yükseltecek açıklamaları var. Zira dün hem Fenerbahçe hem Trabzon yenildi. Ben sözü uzatmadan başkanıma veriyorum. Buyurun başkanım. Değerli Bayburtlular, durmak yok, yola devam diyen AK kadrolar sizlerle. Sevgili Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Turan, 30 Mart sabahı yapacağı konuşmayı burada yapacak. Güneş doğarken de güzeldir, batarken de bir merhaba der diyene veda. Şimdi Hüseyin Başkanımız sizlere merhaba diyecek, merhaba. Çok kıymetli ilçe başkanım,
Değerli Bayburtluların çok sevgili, saygıdeğer dernek başkanlarımız, teşkilatımızın her kademesindeki çok saygıdeğer taraf arkadaşlarım, meclis üyesi, adaylarımız, meclis üyelerimiz, değerli büyüklerim, çok değerli arkadaşlarım, hepinizi en derin, en kalbi duygularla selamlarken, büyüklerimin ellerinden, değerli arkadaşlarımızın gözlerinden öpüyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Değerli Bayburt hemşehrilerim, dün Bayburt'umuzun 91. Kurtuluş yıl dönümü vardı. Ve dün oradaydık, sizlerle birlikte olmaktan dolayı gerçekten mutlu olduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Çok iyi bilsinler ki bu millet tekrar o pozisyona gelirse hepimiz askeriz. Ve hepimiz şehit olmak için, bugün o şehitlik mertebesine ulaşmak için hepimiz hazırız. Milletimizi, memleketimizi, bayrağımızı, dinimizi, ezanlarımızın susmaması için hepimiz şehit olmaya hazırız. Evet. Belirtmek istiyorum. Sevgili hemşehrilerim, 2004 yılıydı. Belediye başkan adayı olduk. Yine derneklerimizde, ziyaretlerimizde sizlere gelip karşınızda konuştuk. Ve birçok şey söyledik ve söz ve vaat verdik. Dedik ki bizi seçerseniz şunları yapacağız diye söz verdik. Tabii bu sözleri verirken de birçoğunuz belki içinizden şunu geçirdiniz. Ya bu siyasiler her seçimde olduğu gibi gelip atıp tutuyorlar ve atıp tuttuktan sonra da maalesef 5 seneler geçiyor, hiçbir şey yapmadan çekip gidiyorlar. Ve tekrar o istemeye gidiyor. Veya sizin karşınızda şu anda mevcut belediye başkanı olarak ve AK Parti'nin belediye başkanı adayı olarak şu şekilde sizin karşınıza gelebilirdim. Değerli hemşehrilerim, geçen dönem biz 5-6 tane, 7 tane ana söz verdik. Bunların 2 tanesini yaptım. Bakın, sözümüzü ispatladık. Bu geriye kalan 3-4 taneyi de önümüzdeki dönemde yapacağım. Lütfen bana destek vermeye devam edin diyebilirdim. Ancak asla bunu yapmadım. Bakın hatırlayın. 2004 yılı belediye binası yok. 2004 yılı Silivri'nin her seçim döneminde doğalgazla ilgili söz verilmiş bütün siyasi partiler tarafından. Ancak hiçbirisi doğalgazı getirememiş. Ve yine 2004 yılında Silivri'nin en büyük probleminin altyapı problemi olduğunu söylemişiz. Ve bu sözü yerine getirmişiz. 2004 yılında Silivri'nin problemlerinden su problemi var demişiz. Ve yolları ile ilgili problem var demiş. Çocuklar ayaklarına poşet bağlayarak gittiği mahallelerimiz var demişiz. Bunları gidermişiz. Yine Silivri'mizin adliye ile ilgili, adaletle ilgili ciddi problem var demişiz. Yeni adliye binasının yapılması gerekiyor demişiz. Bunu yapmışız. Ve Silivri'nin en büyük problemi olan devlet hastanesi problemi var dedik. Ve bugün Rabbime şükürler olsun ki hastane binası yapıldı. Trakya'nın en büyük devlet hastanesi yapıldı. 168 yatak. Yapmaya da devam ediyoruz. Bakın Silivri'de 2 tane stat yapıldı. Hatırlayın çocuklarınız 19 Mayıs'ta 23 Nisan'da yaptıkları etkinliklerde o toprak zeminde dizlerini koydukları zaman dizleri çiziliyor. Ve hava rüzgarlı olduğu zaman görüş mesafesi 5 metreye düşüyor. Bunlar Silivri'deki yaşanan gerçekler. Ve biz siyaseten asla şunu yapmayacağız. Yalan, dolan ve çamur üzerine siyaset yapmayacağız. Bunları özellikle belirtmek istiyorum. Ve Silivri'mizde biz bugüne kadar yapılan çalışmalarla birlikte Allah aşkına herkes elini vicdanına koysun. Şu dönemde yapılanları 2004 yılında söylediğimiz zaman birçoğu bunların ancak üçte biri yapılsın yeter. Ve biz bu dönemde ne söz verdiysek onu yaptık. Bakın Silivri, İstanbul'un geleceğinde yeni bir merkez oluyor. Havalimanı, havaalanı. İstanbul'un batı yakasında ve doğu yakasında yeni merkezler oluşturdu. Bu merkezlerden bir tanesi Silivri, Avrupa yakasında Silivri, Anadolu yakasında Kartal. Peki, dururken bu işler oluyor. Yani biz Silivri'yi seçtik, Paldır Kültür Silivri'yi merkez oluşturalım diye. Silivri'ye üniversite merkezleri getirelim diye, Silivri'ye havalimanı getirelim, ticaret merkezi getirelim, liman getirelim, metroyu getirelim. Bunlar durup dururken olmuyor, değerli bir şey. Bizim çalışmamızla, gayretimizle birlikte, takipçiliğimizle birlikte oluyor. Ve belediye başkanı koltukları yan gelip yatma yerimiz değil. Belediye başkanı koltukları gece gündüz ekibinizle birlikte çalışmak, çalıştırmak ve
Silivri'ye yön vermek için liderlik yapmak gerekiyor. Verdiği vergilerle birlikte maaşlarımızı alıyoruz. Bizim gece gündüz Silivri'ye hizmet etmemiz gerekiyor. Silivri'ye karşı vefa borcumuz var. Ve bunları yaptık. Silivri'nin altyapısını öyle bir değiştirdik ki değerli hemşehrilerim. 100 yıllık altyapısı değişti. Bunlar yapıldı. Hatırlayın. Keltepe mevki, Gardı Merkezi, Bozoğlu parselleri, Harmanlık mevki ve yine Orta Çeşme, Samsunlar Mahallesi. Olduğu bölgelerde çok ciddi altyapı problemleri, yol problemleri var. Ve yine hatırlıyorsunuz Harmanlık mevkiinde oturan değerli hemşehrilerimiz vardı. Gittiğimiz zaman hep şunu söyledi. Ya şu eski taşlardan bizi kurtarın diye insanlar söyledi. Ve yine hatırlayın o bölgedeki yolların çıkmaz yol şeklinde kapalı yolları vardı. Girdiğiniz zaman geri çıkmak zorunda kalıyordunuz. Ana yolu aşağıdaki yolu ana arteri yaparak bütün yollar çıkar yolu. Çocuk parkı istendi, çocuk parkı yaptık o bölgede. Ne söz verdiysek yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, değerli hemşehrilerim, biz bu dönemde bakın altyapıyla ilgili, suyla ilgili çok ciddi problemler vardı ve ciddi bu problemleri bitirdik. Bakın Silivri'deki yapılan yatırımlarla birlikte Silivri'nin çevresi ve tarihi değişti. Niye tarihi değişti? Silivri artık il olması konuşuluyor. Silivri'nin il olması demek tarihinin değişmesi demek. Ve Silivri çok farklı pozisyona gelecekti. Bugün Silivri bir merkez oldu. Adliye yönünden bir merkez oldu. Bakın Çatalca Marmara Ereğlisi Silivri'ye bağlanacak. Büyükçekmece de Silivri'ye bağlanacak. Gelecekti. Biz bunları yaparken muhalefet ne yapıyor? Muhalefette iftira ve dedikodu kampanyalarına devam ediyor. Allah'ın güzel Allah'ım o kadar büyük ki kim iftira ve çamur atıyorsa o çamur yön değiştiriyor yüzlerine çarpıyor. Ve biz aday olmuş arkadaşlarımız arasında bizim açımızdan hiçbir fark yok. Gelecekteki yönetimde de hiçbir farkları olmayacak. Bizim için en değerli kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, onlarla birlikte istişarelerimizi, fikirlerimizi değerlendirmemizi o kardeşlerimizle birlikte yapacağız ve bunu yapmaya da devam edeceğiz. Yine bu dönemde şimdi diyorum ya çamur ve iftira kampanyası ile ilgili devam ediyorlar. Yani çok da ayıp şeyler. Yok. Belediyeye şunları doldurdular. Şu memleketliği doldurdular, Erzurumlu'yu doldurdular, Bayburtlu'yu doldurdular, şunu doldurdular. Arkadaşlar ne kadar ahlak dışı konuşmalar. Bugün bakın samimiyetle söylüyorum. Bunu söyleyen insanlara diyorum ki gelip belediye başkanlığında personel müdürlüğüne talimat veriyorum. İstediğiniz kişiye, işçiye bakın. Kim, nereli, ne şekilde alınmış. Çok net bir şekilde. Ya böyle bir çamur atma olur mu? Böyle bir iftira kampanyası ve siyaset yapmak olur mu? Ve soruyorum kendi dönemde. Bakın niye bir tane Bayburtlu kardeşimiz belediyede çalışmıyordu? Eğer sen böyle söylersen ben de öteki türlü söylerim. Ve bugün biz adam gibi adamları, Bayburtlu olsun, Edirneli olsun, Kırklareli olsun, Tekirdağlı olsun, adam gibi adamları arkadaşlarımız ve değerlerimiz bizim ilaçımızdan çok önemli. Ve bunları söyleyenlere tekrar ifade etmek istiyorum. Gelsinler çamur ve iftira kampanyası atarak böyle ucuz siyasetler, ucuz polemikler yapacaklarını gelsinler gerçekleri görsünler. Personel müdürlüğümüzde kimler çalışıyor? Bütün memleket gruplarına göre ve diğer gruplara göre baksınlar ve değerlendirmeyi yapsınlar. Konuşmamda yaptığım gibi bir merkez oluyor. Ve bu merkeze göre herkes kendini hazırlamak zorunda. Silivri büyüyecek. Silivri gelecekte İstanbul'un yeni başkenti oluyor. Ve bu yeni başkentte ticaret ve istihdam alanında çok ciddi manada ihtiyaç hasıl olacak. Bakın sadece bir havalimanı demek bu sadece bir kelimeyle es geçecek bir konu değil. Sadece havalimanı demek Silivri'de 30 bin insana yeni iş sahası demek. 30 bin insana yeni iş sahası demek. Silivri'de üniversitelerin getirilmesi demek ki getiren üniversiteleri planlamaya koyduran da biziz. AK Partili belediye olarak biziz.
bu kadro ve bir üniversite sadece Türk Alman Üniversitesi 10 bin tane öğrenci gelecek. 10 bin öğrencinin bir tanesinin Silivri'ye ayda bırakacağı para eski parayla 750 milyon, yeni parayla 750 Türk lirası. Bakın hep Anadolu'da şu konuşuldu. Yani bir asker gelsin, cezaevi gelsin, üniversite meslek yüksek okulu gelsin ki ilçeye para bırakılsın diye. Askerin ayda bırakacağı para en fazla 200-300 milyondur. Ama üniversite öğrencisinin bırakacağı para en az bunun 4 katıdır. Çünkü devamlı gezer üniversite öğrencisi. Eğitim öğretimin dışında o ilçede bakkalında lokantasına kadar birçok noktayla ilgili alışveriş yapar. Bunlar yapılacak. Ve 4 tane üniversite, 2 tane vakıf üniversitesiyle birlikte Silivri çok hızlı bir şekilde değişecek. Ve yine şunun müjdesini vereyim. Şu anda Silivri'de bir özel üniversiteyle ilgili inşaat ruhsat başvurusu var. Özyom Yapı Kooperatifi'nin alt tarafında okullarımızın ihtiyaçlarını ve eksiklerini giderilmesi noktasında okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve okul aile birliğine yardımcı olduk. Niye yardımcı olduk? Okullarımızın eksiklik ve noksanlıklarının giderilmesiyle ilgili bu bizim görevimiz. Yasal olmasa dahi manevi olarak bizim görevimiz. Eğer biz okullara bu yardımları yapmasaydık, inanın çok af buyurun, tuvaletleri temizlemeye okul yönetimlerimiz temizlik malzemesini bulmakta dahi zorlanırdı. Hemşehrilerim, bizler Silivri'de yaşamaktan ve Silivri'li olmaktan dolayı onur ve gurur duyuyoruz. Ve biz Silivri'liyiz. Nereden olursa olsun, Edirne'den de gelse, Kars'tan da gelse, Silivri'de yaşıyorsa ve Silivri'li olmaktan dolayı onur ve gurur duyuyorsa başımızın tacı. Ve şu fotoğraf işte bütün Silivri'deki herkese örnek olması gereken bir fotoğraf. Doğduğum yer, doyduğum yer. İnsanın memleketi doğduğu yer değildir, doyduğu yerdir. Ve memleketimiz hepimizin Silivri. Silivri olmaktan dolayı gelecekteki çocuklarımız için daha iyi bir Silivri'de yaşamaları için gece gündüz hizmet edeceğiz. Ve biz gelecekte bize şunun denilmesini istemeyiz. Keşke şunları da yapsaydılar, bunları da yapsaydılar. Biz ana problemleri yapıyoruz, çözüyoruz ve bunları yapacağız. Bakın, ben halkımın karşısına çıkıyorum, konuşuyorum, diyorum ki bana soru sor. Ve şunu söylüyorum halkımıza karşı. Diyorum ki, ben Silivri'ye, Silivri Belediye Başkanı olarak hizmet ettiysem bana oy verin. AK Parti'nin belediye başkanı da yok. Hizmet etmediysek bize oy vermeyin. Çok net bir şekilde söylüyorum. Diyorum ki, biz AK Partili belediye olarak Silivri'ye hizmet ettiysek bize oy verin. Hizmet etmediysek bize oy vermeyin. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı Silivri'de 15 sene yöneticilik, meclis üyeliği ve belediye başkan yardımcılığı yaptı diyebiliyor mu? Ben Silivri'ye hizmet ettiysem bana oy verin, hizmet etmediysem bana oy vermeyin diyebiliyor mu? Diyemez. Açık ve net yüreklikle söylüyorum. Eğer biz Silivri'ye hizmet ettiysek bize oy verin. Hizmet etmediysek... Hiçbir şekilde seviyeyi düşünmeyeceğiz. Seviyeli siyaset yapacağız, seviyeli bir yönetim yapacağız. Halkla birlikte yönetim yapacağız. Bunları yapacağız. Önümüzdeki dönem Silivri'mizle ilgili işte rüyalarımız olan havalimanından üniversitesine varıncaya kadar teleferik projemiz var. Bakın harikalar parkı denilen masal parkı yapacağız. Boşnak Bahçeli'nin olduğu yerde. Ve Kilesis'ten bu bölgeye teleferik insanlar gelecek. Bunları yapacağız. Yani öyle hayal projelerimiz var ki sahil projesini görseniz, bakın her sevenlerin önündeki projeyi görseniz ki onu bir gün inşallah burada sizlere tanıtacağız. Gördüğünüz zaman Silivri'nin ne kadar çok hızlı bir şekilde değişeceğini görün. Bakın Silivri'nin ne kadar değerlendiğini şuradan görün. 2004 yılında daire fiyatları Erdem kentle ilgili 17 milyar, bugün 150-200 milyar. 2004 yılında Silivri'deki tarla fiyatları merkezde söylüyorum 5-10 milyon, bugün 150-200 milyon. Arkadaşlar biz Silivri'ye değer kattık. Silivri'yi değerlendirdik. Ve Silivri'nin artık köylerinde bile o değerlerin çok çok üstünde yerler satılıyor. Biz Silivri'ye çok büyük değerler kattık. Ve Silivri'de şu anda bakın yapılan anketlerde şu çıkıyor. Silivri'de yaşamaktan dolayı memnun musunuz diye sorulan soruya ki dünya ortalaması %60'tır. Silivri'deki memnuniyet %90'lardır. Belediye çalışmalarından memnun musunuz diye yapılan ankette %93'ü
diyor ki belediye çalışmalarından memnunuz. Bu dönemde AK Partili belediye olarak Silivri'ye çok ciddi hizmetler yaptınız ve yapmaya devam edin. Ve beldelerimizde de yapacağımız çok iş var. Bu kadroyla birlikte beldelerimizdeki eksiklik ve noksanlıkları gidermek de bizim borcumuz. Niye bunu söylüyorum borcumuz? Bakın beldeleri geziyoruz. Orada gezdiğimiz zaman vatandaşlara şunu söylüyorum. Sayın Başkanım, Silivri'ye ne yaptıysanız aynısını biz de Silivri'ye beldelerimize istiyoruz. A, B, C beldesine. Şuna da istiyoruz. Olduğu gibi evsel atıkları derelere bırakın. Bırakılan beldelerimiz var. Biz bu problemleri çözmek istiyoruz. Çözeceğiz de. Ne söz verdiysek bunu yaptık. Ve beldelerimizdeki insanlar da sadece şunu istiyor. Başkanım sadece söz verin. Şükürler olsun. Niye bunu söylüyorlar biliyor musun? Söz verin diye. Çünkü diyor siz söz verdiğiniz işleri yapıyorsunuz. Siz de bize söz verin. İşimiz hizmet, gücümüz millet. Gücümüzü sizden alıyoruz. Durmak yok, yola devam ediyoruz. Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Bu sıcak misafir vermeniz için ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Sevgi ve saygılar sunuyorum. Ben de sizlerle selam ediyorum. Ve şu anda da ciddi manada hem ceza hem de uyarı kestiğimiz esnafı uyarıyoruz ve Nisan ayından sonra da trafikte merkezde çok ciddi düzenlemelerimiz var. Tek güne geçiyoruz merkezde. Bunu yaptıktan sonra da yine aynı şekildeki sistemimize devam edeceğiz. Yani biz bir iki kişiyi mutlu edeceğiz diye Silivri'deki 100.000 insanı mutsuz edecek şekilde yaya yürüyüş yollarını engelleyecek faaliyetlere izin vermeyeceğiz. Geldiniz diyorum. Bizim o biliyorsunuz trafikle ilgili sıkıntılarımız Silivri'de büyüyor. Bayağı bir sıkıntılarımız var. Bir duyum almıştık. Tek yön bazı yerlerin uygulaması yapılacak. Bir de trafiğin il için, ilçe için özellikle merkezin zabıtaya verilmesi, sizin denetiminize verilmesi. Bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Diyor. Tek yöne çevrilecek. Yine biz merkezdeki trafik yetkilerinin ilçe belediyelerine devredilmesiyle ilgili talebimiz var. Şu anda mesela Silivri'deki ilçe trafikle ilgili hiçbir yaptırım gücümüz yok. Verilmesi demek birçok problemin de giderilmesi demek olacak ki bunu yapacağız. Çünkü eski yerleşim bölgesi olan Silivri'deki Pirinvetpaşa Mahallesi'nde özellikle Ali Bey Mahallesi'nin bir kısmında bu çok ciddi bir şekilde problem. Bu problemi tek yönle birlikte çözeceğiz ki İstanbul'da gittiğiniz zaman görüyorsunuz. İstanbul'un hemen hemen bütün ilçelerindeki sokaklar tek yön. Ana caddelerin dışındaki ara sokaklar dahi tek yön. Bunu biz merkezde yapacağız. Merkezin dışındaki bölgelerde şu anda onu yapmayacağız. Hocam bu şekilde çözeceğiz. Yine dernek başkanımız Sevgi Bey'in sorduğu toplu konutlara giden av keşifle ilgili. Özellikle hastane açıldıktan sonra da çok ciddi problem olacak. Şu anda İlçe kaymakamımız emniyet müdürümüze görüşmemizin neticesinde UKM'ye de kararı yazdık, gönderdik. Alt geçitten hem konutlar hem de konutlardan Silivri merkeze doğru kamyon ve otobüs trafiğini yasakladık. İstikameti de Çorlu durağının olduğu bölgeden yani BP'nin karşısındaki olduğu bölgeden trafikli köprülü kavşak projesiyle birlikte o istikametten de dönüş yapacağız. Dönüşle birlikte Silivri merkeze girecek. Bu... Arkadaşlar sorularınız yoksa programımız bitecek. Ben 2 ay oldu Silivri'ye geleli. Hakikaten yapılan işleri gezdim, gördüm. Şahsen ben memnun oldum çalışmalardan. Gelen herkes, her kardeşim dilden söyler, ben de telden söyleyeyim. Değerli başkanım. Hatırlayabilir, söyleyebilirsem ne mutlu bana. Değerli başkanım, sizler de ekibiniz anlayabilirlerse ne mutlu size. Allah şahittir. Allah şahittir, kullar da bilsin. Vatan bizimdir, vatan bizimdir. Yolumuz haktır, gelenler gelsin. Vatan bizimdir, vatan bizimdir. Bazısı yiğit, bazısı şanlı.
Bazısı parlak, ey yedi canlı. Bir yanı toprak, bir yanı kanlı. Yatan bizimdir, yatan bizimdir. Kim talan etti ordum adını? Dolup taşırdı su bardağımı. Kelle koltukta, kelle koltukta al bayrağımı. Tutan bizimdir, tutan bizimdir. Başkanımız diyor ki, başımız diktir öteden beri. Lider eyledik hak peygamberi. Cudi dağında erlerin eri, vatan bağında akların piri. Gezen bizimdir, gezen bizimdir. Teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun diyorum. Hepinize.